Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu rabi'u ve's-selasune min kitabil lumma. Lumma kitabının 34. dersini okuyoruz. Faslun fi ta'arudil lefzeyni. Başlık bu şekil. İki lefzin neyle ilgili? Ta'arudiyle ilgili. İki lefz ta'arud ederse, yani ta'arud demek tekabul ala sebilin mumana'a. Yani bir lefz bir mana delalet ediyor. Diğeri onun tersine ne ediyor? Delalet ediyor. Bakın iki lefzin tekabulu ama mumana'at şekli. Onunkini mana ediyor, onunkinin mana ediyor. Eğer mumana'a yoksa farklı manelere delalet etmeleri bir zarara yol açmaz. Ama taarud lefzin demek tekabulu lefzin ala sebilil mumana'a olmalı. Oldu. Tabi iki lefzin taarud etmesi için subut konusunda, kuvvet daf konusunda tesavvü olmaları lazım. Diyelim, hadise ahad ile ayet arasında taarud olmaz. Niye? Çünkü kitap mütevatirdir, kuvvetlidir, taarud olmaz. Anlıyorsun değil mi? Demek şartlardan biri subutta eşitlik olacak. Kur'an'ın subutu lefsi kat'idir. Haber-i vahad nedir? Subutu zannedir. Birden kuvvet itibariyle eşit olacaklar. Mesela mutevatir hadis ile ahad hadis ne yapamaz? Muhammed taarud yapamaz. Niye? Çünkü mutevatir hadis kuvvet itibariyle ahaddan daha farklıdır. Öyle değil mi? Üçüncü bak, birinci şart subut tullef itibariyle eşitlik olacak. İkinci şart kuvvet daf itibariyle eşitlik olacak. Üçüncü şart vakit mekan bir olur. Aynı zamanda söylenmiş, aynı yerde söylenmiş, aynı gerekçeyle söylenmiş. Eğer mahal farklıysa, vakit farklıysa, cihat farklıysa taarud olamaz. Nesih olabilir, farklı şeyler olabilir. Biri bir cihete yönelik, biri başka bir cihete, biri bir mevzuya yönelik, diğeri başka bir mevzuya yönelik olabilir. Biri önceden söylenmiş, biri sonundaki önceki nesih edebilir. Taarud olmaz. Taarud olması için tesavvü fi subut, tesavvü fil kuvvet, ittifakı fil vakit vel mahal vel cihet olacak. Devam ediyoruz. Bu başlık faslun fi taarudil lefzeni. İza taareden lefzani. İki lefz taarud edince fela yahlu, o iki lefzin taarudu hali değil. İma en yakuna hasseyni. O iki lefz ne olur? Has olurlar. Ne demek ikisi has olurlar? Her biri diğerinin delalet ettiğinin aynısına delalet ediyor. Biri belli bir şeye delalet ediyor. Diğeri de aynı şeye ne ediyor? Delalet ediyor. Mesela lefzin biri haram, halal dediği şeyin aynısına diğeri ne ediyor? Onun tersine delalet ediyor. Ev ammeyni veya kuda iki lefz nedir? Amdır. Bu nasıl oluyor? Birinin nutkun biri, lefzin biri delalet ettiği efradlarının tamamına diğeri de delalet ediyor. Bak has, iki has, birinin delalet ettiğinin aynısına diğeri de delalet ediyor. İkisine am olması, lefz birinin delalet ettiği efradların tamamına diğeri de ne ediyor? Delalet ediyor.
اَوْ اَحَدُمَ خَاسًا وَالْآخَرُ عَامًا. Biri has, diğeri nedir? Amdır. Bu nasıl oluyor? Diyelim biri diğerinin delalet ettiğinin bir kısmına delalet ediyor. Örnek biri yüze delalet ediyor, diğeri elliye delalet ediyor. Bak biri bu elliye delalet eden, diğerinin delalet ettiğinin bir kısmına bu elliye delalet ediyor. Diğeri de onun delalet ettiğinin tamamına ve fazlasına da delalet ediyor. Diğeri de elliye de delalet ediyor. Bir fazlası 40-50 daha ne ediyor? Delalet ediyor. Demek o iki lefz ya has olurlar, ya am olurlar, ya biri has diğeri am olur. اَوْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ عَامًا مِنْ وَشِنْ وَخَاسًا مِنْ وَشِنْ. Her biri bir yönüyle am, bir yönüyle has. Her biri bir yönüyle diğerine ve fazlasına delalet ediyor. Her biri bir yönüyle diğerinin bağdasına ne ediyor? Delalet ediyor. Yani her biri bir cihette diğerinden amdır, bir cihetle hastır. O da ona nispeten öyle, o da ona nispeten öyle. فَاِنْ كَانَا خَاسَيْنِ. فَاِنْ كَانَا خَاسَيْنِ. Şimdi tefsiraten geçiyoruz. Diyelim, iki lefz nedirler? Aralarında taarrud olan iki lefz has olsalar. مِسْلُ اَنْ يَقُولَ. Biri derse, لَا تَقْتُلُ الْمُرْتَدَّ. مُرْتَدَّ. Murtedi ne etmeyin? Öldürmeyin. Bak buradaki katıl kimden nehyediliyor? Belli bir şeyden konu nedir? Murteddir. وَقْتُلُ الْمُرْتَدَّ. Burada katıl kime yapılıyor? Kimin için yapılıyor? Katıl emri. Yine aynı. Katılın nehyedildiği kişi kimdi? Murted nev'idi. Yine murteddir. Bak biri diyor murtedi öldürün. Ne diyor Ali Şaban? Biri diyor murtedi öldürün. Diğeri diyor murtedi öldürmeyin. Bak ikisinin has. Taalluk ettikleri has bir şeydir. Vesallu. Peki aynı şey olması şartı var mı? Aynı şey taalluk ediyorlar. Hükmen biri zıt, biri başka bir şey. Mesela burada ikisi mürtede taarruz ediyor. Birisi Adem, birisi vücut. Tamam, taarruz bir şey. Yani. Tabii. Zaten taarruz alasebbi mumana'a budur. Alasebbi mumana'a biri diyor mürtede öldürün, biri diyor mürtede öldürmeyin. Mumana bir şekil. Ama biri diyor mürtede öldürün, biri diyor mürtede barındırmayın. O zaman taarruz yok ki. Mesela vesallu. Yani ken yakule sallu ma laha sebebun inda tulu'i şemsi ve la tusallu ma la sebebun inda tulu'i şemsi. Siki öyle hele oku Muhammed. Ve sallu ma la sebebe laha inda tulu'i şemsi. Ma laha sebebun. Ma la sebebe laha. Ma la sebebe. Ama وَصَلُّ مَا لَهَا سَبَبٌ عِنْدَ تُلُوعِ الشَّمْسِ. Bak yanlıştı. Seninki yanlış, benimki de yanlış. Muhammed'inki doğru. وَصَلُّ مَا اَلَّذِ لَهَا سَبَبٌ مَا لَا سَبَبَ لَهَا. Öyle mi Muhammed? El oku. مَا لَا سَبَبَ لَهَا. Ha, مَا لَا سَبَبَ لَهَا عِنْدَ تُلُوعِ الشَّمْسِ. O zaman bizimki yanlış oluyor. He? O zaman bizimki yanlış olmuyor mu? Seninki doğru. Seninki doğru. وَسَلُّ مَا لَا سَبَبَ لَهَا. لَهَا var mı orada Muhammed? Var. Bak Muhammed'inki doğru. Şimdi وَسَلُّ قِلِنْ مَا O namaz ki لَا سَبَبَ لَهَا. Sebebi yoktur. Ne zaman قِلِنْ اِنْدَ طُلُعِ شَمْسِ. Güneş doğarken. Öyle şey değil. Nasıl vasallu mesela sebebelaha? Olmuyor ki size de. Vasallu mala sebebelaha inde tulu şemsi. Halbuki sebebi olmadığı zaman inde tulu şemsi namaz kılınmaz ki.
وَصَلُّ مَا لَهَا سَبَبٌ عِنْدَ طُلُعِ الشَّمْسِ وَصَلُّ مَا لَهَا سَبَبٌ olmaz. Devamı da geliyor. Öyledir şey var. Yok yok. Şimdi وَصَلُّ قَلَّنْ مَا o namaz ki لَهَا سَبَبٌ لَا سَبَبٌ وَصَلُّ مَا لَهَا سَبَبٌ Devamı gelir. Devamı gelir. وَلَا تُصَلُّ مَا لَا سَبَبَ لَهَا وَلَا تُصَلُّ مَا لَا سَبَبَ لَهَا Ama fıkhta zankıvat hisseden. Öyle değil. Dur dur. Ya burada taarru dur dur. Saza. وَصَلُّ مَا لَا سَبَبَ لَهَا Şimdi Muhammed'in gibi yapalım. وَسَلُّ قِلِنْ مَا O namaz ki لَا سَبَبَ لَهَا Sebebi olmayan namazı kılın. Ne zaman? اِنْدَ طُلُعِ الشَّمْسِ Güneş doğarken sebebi olmayan namaz kılın. Buna göre sebebi olmayan namaz güneş doğarken kılınır değil mi? Kılın diyorum. İkinci ne diyor? وَلَا تُسَلُّ قِلْمَيْنْ مَا لَا سَبَبَ اللّٰهِ O namaz ki ona ne yok? Sebep yok. اِنْدَ طُلُعِ الشَّمْسِ İbah taarruz oldu. Biri diyor, طُلُعُ الشَّمْ zamanında sebepsiz namaz kılın. Biri diyor, طُلُعُ الشَّمْ zamanında sebepsiz namaz kılmayın. Ha taarruz oldu. Taarruz olmazdı. Mâliha yaparsa taarruz olur. Öyle değil mi? Peki bizimkine göre? Yusuf. Bir selam oldu. Vessallu kılın ma la sebebun. İnne tulu'u şems. Tabi mana doğru. Güneş doğarken sebebi olan namazı kılın. Cenaze namazı güneş doğarken kılınır. Kılınmaz mı? Kılınır. Kaza kılınır. Ve la tusallu ma la sebebun ha inne tulu'u şems. Sebebi olmayan namazı tulu'u şems zamanında kılmayın. Biri diyor kılın. Farklı sebebi olmayan. Sebebi olmayan diyor kılmanı. Doğru. Evet. Sebep olmayan kılınmaz. Taarruz yok ki. Biri diyor sebebi olan namazı kılın. Biri diyor da sebebi olmayan namazı kılmayın. Taarruz yok. İkisi de doğrudur. Şafii mezhebine göre ikisi de doğru. Taarruz olmaz. Taarruz olması için وَسَلُّ مَا لَا سَبَبَ لَا اِنْدَ طُلُعِ الشَّمْسِ وَلَا تُسَلُّ مَا لَا سَبَبَ لَا اِنْدَ طُلُعِ الشَّمْسِ İkisi de aynı. Biri sallu, biri وَلَا تُسَلُّ Fark budur. Doğrusu nedir? وَسَلُّ مَا لَا سَبَبَ لَا Sizinki öyle değil, değil mi? Düzeltirsiniz. Tamam. Böyle olmalıdır. فَحَازَ لَا يَجُزُ فَحَازَ böyle bir taarruz, yani iki kas arasında olan taarruz, لَا يَجُزُ caiz değil en yeride. Öyle değil mi Muhammed? Böyle bir taarruz Ahmet nedir? Vurudu caiz değil. Ha illa fi vakteni iki vakit olabilir. Diyelim biri önceden şareden sadırılmış, biri bir ay sonra, bir sene sonra sadırılmış. Ha o zaman caizdir. Nasıl? Yine zıdiyet var. O zaman ve yekune. Yani fazla yüzü en yeride illa fi vaktini ve yekune haduma nasıhan ila ahire. O zaman o biri diğerine nasıh olur. Yani müteahhir, mütekadime ne olur? Nasıh olur. Biri ne diyor? Sebebi olmayan namazı kılmayın. Biri diyor sebebi olan kılın. Eğer bir önce biri sonra, sonraki öncekini nasıh etmiş. Sonraki neyse onunla amel edilir. Pek fen örife tarihu o biri mütekadim, biri müteahhir ama hangi mütekadim, hangi müteahhir tarih biliniyor ise nüsihel evvelu bisani. O mütekadim, müteahhirle ne yapılır? Nesh edilir. Ve in lem yu'ref biri mütekadim, biri müteahhir ama hangi mütekadim, hangi müteahhir bilmiyoruz. O zaman vecebe tevakkufu. Ne yaparız? Tevakuf ederiz. O iki nesle, o iki hasla amel etmeyiz. Ne zamana kadar? Ne zaman hangi mutakadim, hangi mutakhir bilininceye kadar
tevakkuf ederiz, amel etmeyiz. Araştırırız. Bunu nerede söylemiş, onu nerede söylemiş, onu hangi olayda söylemiş, bunu hangi olayda söylemiş. Ne zaman tespit ederse hangisi mutakadim, hangisi müteahhir, o zaman müteahhirle amel ederiz. Bu öncekinin nasıhıdır deriz. Oldu mu olmadı? Ve in kana ammeyni. O taarud yapan iki lefz am olsalar. Mislu en yakule. Kâil derse. Men veya şara derse. Yani öyle demiş demiyor. Diyelim böyle derse. Men beddele dinehu faktuluhu. Kim dinini değiştirirse öldürün. Men edatul umumdur. Ve men beddele dinehu felâ taktuluhu. Kim dinini değiştirirse öldürmeyin. Bakın, taarud var, temanu var ama ala sebilil umumdur. Ve sallu inde tulu'i şemsi. Tulu'i şemsi anında namaz kılın. Hangi namaz sebepli sebepsiz öyle bir taksis yok am. Ve la tusallu inde tulu'i şemsi bu da amdır. Biri diyor tulu'i şemsi vaktinde kılın. Biri diyor ne etmeyin? Kılmayın. Fe haza in emkene istimaluhuma fi haleyni. Fe haza bu in emkene istimaluhuma fi haleyni. Eğer iki halde, iki durumda istimali caiz ise usumila, ikisi ne yapılıyor? İkisi de istimal edilir. Bakın, fazin emken istimal mı fi halin usumila. Yani diyelim öldürün, bu bir haletle kaydedilir, öldürmen bir haletle. Kılın bir haletiyle, kılmayın bir haletle. Eğer bu şekil iki halete istimali caiz ise İkisi ne yapılır? İstimal edilir. Taarruz da olmaz. Niye? Biri bir hale yönelik, biri bir hale göre. Buradaki umum, umum men kim? Mesela yani kadın, erkek o açıdan mı umum oluyor? Yok, men kim? Ali, ben veli, zaten kadın, erkek yani am yapıyor. Diğeri de diyor... Murtette mesela yukarıdakinde de am yapabilirdik elden dolayı. Murtet olan herkes mesela. Men onu ifade ediyor. Men edatul umumdir. Umum lafızların bir tanesi el ismül vahidül muarif billam de mesela. Yukarıda la tektul murted dedi de bu mana verilmez mi? Yok, o fiildir. Orada hani nerede diyor? Yukarıdaki örnekte la tektul murted de. Farkı ne oluyor sen ikisinin? Yani men bedeldiğine faktuluhu ve men bedeldiğine fela tektuluhu. Başka nerede geçti? Yukarıda hasin örneğinde la tektul murted de. O haseni. Orada has dedik mesela. Nerede örnek nerede geçti? Ha, ben kan hasini la taktulul murtede vaktulul murtede. Bak şimdi bu sade murted ile kaydlidir. Bu sade murted ile nedir? Kaydlidir. Murtedi bütün efradını kapsıyor. Erkek kadın. Ama sade murted diyor. Gayri murted çıktı. Bu yönüyle nedir? Muhammed hasdır. Evet. Bu yönüyle hasdır. Murtedi kapsıyor. Tabi hasın efradları olabilir. Has ile bir ferd olur demiyoruz. Bir ferde has, belli bir kesim de nedir? Hasdır. Şimdi aşağıda diyor, men beddele dinehu. Bu kim olursa. Dini değiştiren kim olursa. Belli bir zümre, kadın veya erkek veya zimmi olmayan Yahudi, Hristiyan da buna girer. Yahudi Hristiyan da dinini değiştirirse onu da öldürür. Ne yapacak? Dini değiştiren Müslüman tekrar Müslüman oluncaya kadar öldürülür. Eğer başka bir dine mensupsa, dini değiştirdiyse onu da öldürür. Sonra İslamiyet'e dönecek. İslamiyet'e dönecek. Artık kendi dinine dönse de onu kurtarmıyor. Ama bu amdir. Peki hele iki ne getirelim? İki am getirelim. Her birinin bir hale hamil edilmesi mümkün olsun ve ikisinin de istimali caiz olsun, istimal edelim. Ama bakın, hayru şuhudi, bakın amdır. Belli bir kesim şahit var mı?
şahitlerin, bütün şahitlerin en hayırlısı men şehide kablen yüsteşhede. Ne demek Yusuf? Men şehide kablen yüsteşhede. Kendisinden şahitlik istemeden kendisi şahit olmuyor. Aynı öyledir. Yani karşı taraf, ya sen bana şahit olabilir misin? Bana şahadet eder misin? Öyle bir talebi olmadan kalkıyor diyor, ben senden şahadet ederim. Hakimin yanında beni yüksel, ben şahadet ederim. Ben bu adama şahidim. Bu şahiden en hayırlısıdır. Pek ve kale, yine demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şerru şuhudi, şahitlerin ne? Şahitlerin en şerlisi, şerru şuhudi, şahitlerin en şerlisi, men şehide kable en yüsteşhede. Kendisinden şehadet talep edilmeden şehadet eden kişidir. Bakın, iki lafız arasına, iki hadis arasına ne var? Muhalefet var. Taarud var. Ne demek? Temanu cihetiyle takabul var. Biri diyor, men şehide kablen yüsteşhede hayr-ı şuhuddur. Biri diyor, şerr-ı şuhuddur. Anlaşıldı değil mi? Bir bakalım, nasıl burada istimali iki halette caizdir? Nasıl istimal ederiz? Fekale eshabuna, el-evvelu o hayr-ı şuhudi men şehide kablen yüsteşhede, bu mahmulun aleyhi, mahmulu aleyhidir, yani bunun üzerine hamil edilir. İza şehide şehadet ederse ve sahibul haqi la ya'lemu enne lehu şahiden, ona şahit olduğunu bilmiyor. Örnek, diyelim bu Ali Şaban Yusuf arasında ne var? Mahkemelik bir durum var. Bu Ahmet Yusuf'a şahittir. Yani bu mal Yusuf'un olduğunu Ahmet biliyor. Yusuf'un da bundan haberi yok. Yani haberi olsa belki Ahmet'e der, gel bana şahit ol. Ama haberi yok. Ahmet şehadet etmese Yusuf'un haberi olmaz. Orada hakkı zayi olur. Ahmet kalkar şehadet ederse bu hayır şudur. Muhammed anlamadı. Anlıyorsunuz değil mi? El-evvelu mahmulun aleyhi izâ şehide ve sahibul haqqi la ya'lemu enne lehu şahide. Sahibul haqqi cümle hal yedirense de. Heya, izâ şehide hal hal ve sahibul haqqi la ya'lemu enne lehu şahide. Fe innel evla, hakikaten bu duruma hamledilirse hayr-ı şuhud olur mu? Evet. Fe innel evla, evla nedir? En yeşede. Kişinin şehadet etmesi, Ahmet'in şehadet etmesidir. Ve in lem yüsteşhed, velev ki Ahmet'den şahitlik ne edilmese? Talep edilmese de. Niye evla Ahmet'in şehadet etmesidir? Liyesilel meşhudur lehu. Kendisine şehadet edilen kimdir? Yusuf'tür. Ta ki Yusuf olasın ila hakkı. Hakkına ne etsin? Olasın. Ve sani mahmulun aleyhi. Mahmul aleyhidir. İza alime men lehul hakku enne lehu şahiden. Diyelim bu Yusuf biliyor ki ona, Ali Şaban'a karşı ona bir şahit var. Ahmet'in ona şahit olduğunu biliyor. Ve sani mahmulun aleyhi İza alime men lehul hakku, bilirse, neyi bilirse, enne lehu şahiden. Yusuf biliyor Ahmet onun şahididir. Buna rağmen Yusuf, Ahmet gel bana şahit ol demeden Ahmet kalkar şehadet ederse iyi değil. Fela yecüzüli şahidi ku Ahmet'dir en yebde'e bi şehadeti kablen yüsteşhede. Şehadet talep edilmeden Ahmet kalkıp da şehadete iptida etmesi, iptida demek yani kabla talep başlaması
şehadeti ifade etmesi, ben sana şahidim, sana şehadet edebilirim, hakim yanında bana beni göster, ben gelirim. Yusuf Ahmet'in böyle bir talepte bulunması yanlıştır. Niye? Ya Yusuf bildiği halde onu şahit göstermiyor ise, bildiği bir şey var. Belki bir meslehate binaen yapmıyor veya böyle münasip görüyor. Niye Ahmet kalkıp da ben şahidim desin ki? Aha, bakın aynı olayla ilgili iki hadis var. Biri diyor hayr-ı şuhud, biri diyor şer. Ama ikisinin istimali iki hale. Biri meşhudur lehu bilirse, biri bilmese. Bu ikisine hamle nedir? Caizdir. O zaman biri bir cihete, biri bir cihete ne ederiz? Hamle ederiz. İki lefz, iki nes arasındaki taarudu bu şekil ne ederiz? Bu şekil bertaraf ederiz. Ortadan kaldırırız. Oldu mu olmadı? Peki demin ne dedik? وَاِنْ كَانَا عَمَّيْنِ فَهَذَا اِنْ اَمْكَنَ اِسْتِمَالُمَ فِي حَالَيْنِ اُسْعُمِلَا وَاِنْ لَمْ يُمْكِنْ اِسْتِعْمَالُهُمَا Yani biri bir cihede, biri bir cihede istimal etmek, kaydırmak mümkün değil ise o zaman vecebe tevakkufu. Ne etmek lazım? Tevakkuf yaparız, bekleriz. Ne zamana kadar onlar o iki nesle, o iki nesle ayrı ayrı hal buluncaya kadar tevakkuf ederiz. Kel kısmı lezi kablehu. Bundan önceki kısımda. Fein kana khasseni. Gördün mü Muhammed? Evet. En son ne geliyor vecebe? Bu inlemi olarak vecebe tevakkufu. Ha, vecebe tevakkufu. Bu ikinci kısmının ikinci kısmında diyelim. İkinci bölümünde de tevakkuf nedir? Vacibdir. Birinci kısmın ikinci bölümü değil mi? Yok. Şimdi has olması bir. Şimdi o iki has olursa tevakkuf var. Am olsalar o da ikiye bölündü. Bir in emken ise malum mafi haleni üstün bila. Biri de inle mümkün. Bu ikinci yani ikisini am olmak kısmının ikinci bölümü ki ko inle mümkün ise malum orada da tevakkuf nedir? Vaciptir. Peki ve in kana ahaduma ammen vel aharu khasse. Misl kavli ta'ala hurrimet aleykumul meytetun. Meytet ise nedir? Meytet nedir? Meytet, yani şer'i bir zebehle kesilmeden ölen hayvandır. Meytet onun nesine deniliyor? Kıllarına deniliyor, kemiklerine deniliyor, etine deniliyor, her şeyine deniliyor. Bak meytet amdır. Burada diyor meytet haram. Ma'a kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem eyyü ihabin, herhangi bir deri ki, yani meytet derisi ki. Eyyü ma ihabin. Yok, eyyuma daha iyi. Eyyum. Çünkü haber gelir. Eyyuma ihabin dubiğe fakat tahure. Hangi ihab dibağ edilirse, ister mundar hayvan olsun, ister olmasın. Hangi deri dibağ edilirse o tahardır. Birinci hadis meytetin tamamının haram olduğuna delalet ediyor. İkinci hadis meytetin tamamının haram olduğuna delalet ediyor. İkinci hadis meytetin tamamının halal olduğuna yok. Derisini birinci yani. Hadis meytetin tamamı haram, necis olduğuna delalet ediyor. İkinci hadis meytetin bir kısmının halal olduğuna delalet ediyor. Nedir? Dibağ edilmiş cildidir. Biri am, biri nedir? Hasdır. Bu bir. Şimdi nasıl çözeriz? O arayayım. Ve kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem ikinci bir örnek. فِمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ Anlıyorsun Mustafa? Nasıl? Sema, sema yukarı denilir. Sema sahabe denilir. Sema metare denilir. Buradan bulut da alabiliriz. Meter de alabiliriz. فِمَا o اَكِنْ كِي سَقَتِ السَّمَاءُ Sema onu sulamış. Yani parayla su almamış, dolabla su çekmemiş, nedehle su götürüp sulamamış, yağmur yağmayla sulamış. Fima sakati sema'u el uşru. Semanın suladığı zekevi hubublarda, meyvelerde, üzüm, hurmalarda ne var? Uşur var. Zekat onda birdir. Bu hadise ne alıyoruz? Semanın suladığı
meyve o ekinlerde zekat onda bir. Tamam. Ma kavli sallallahu aleyhi ve sellem. Ha o semanın suladığında üşür var diyoruz. Acaba miktarı ne kadardır? 5 evsuk müdür? Fazla mıdır? Az mıdır? Öyle bir şeye değindi mi? Değinmedi. Burada ne var? Umum var. İkinciye bakın. Leyse fima duna hamseti evsukin minet temri sadakatun. 5 evsuktan aşağı olan 5 evsuktan ne? Aşağı olan temirde sadaka yok. E bak birinci diyor, semanın suladığı her şeyde, zekat düşen her şeyde ondan bir. İkinci diyor, hayır 5 evsuktan fazla olursa öşür var. 5 evsuktan aşağı ise öşür yok. Bak biri nedir? Biri amdır, biri has. Biri meytetin tamamı haram, biri meytetin dibağı tahari. Biri semanın suladığı ne varsa onda bir, biri de diyor 5 evsuktan yukarı olması aşağı ise öşür yoktur. Peki nasıl çözeriz? Fel vacibu fi misli haza ve emsalihi. Bu ve bunun gibilerde vacip olan budur. En yoktan bil hası. Hasla ne yapılır? Hüküm verilir. Dibağ, cilt dibağ edilirse tahar deriz. Bununla hüküm ederiz. 5 evsuktan aşağı olana zekat düşmüyor. Fazla olursa düşer. Hürrimet aleykumul meytetu. Meytetin tamamı haramdır. Onunla amel etmeyiz. Fima sakati sema'u el uşru. Tamamıyla amel etmeyiz. Fel vacibu fi misli hazim emsali. En yukda bil hasi alel ammi. Hasla amma ne yapılır? Hükmedilir. Yani burada ne denilir? Buradaki has amın muhassisidir deriz. Hasla amel edilir, amla amel edilmez. Ama bunun tefsiri daha devam ediyor. Bak burada dedi, vacib budur. Ve min ashabina men kâle. Ve kâle ba'du ehli zar. Ve kâle ashabu ebi hanife. Ve delilu ala ma zekerina. وَأَمَّا اِذَا كَانَا كُلُّ وَحْدٍ مِنْهُمَا اَمَنْ Ta buraya kadar birbirine bağlı. Geçsek fazla mı olur? Burada duralım. Yalnız... Fasla kadar gidiyorsunuz. Burada duralım. Yarın fasla kadar bakın. وَسَلَّ اللّٰهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَّحْبِهِ وَسَلَّمْ يَا لُغَتِي عَرَبِيَّةٌ بأنك منطقي